Tarihin akışını değiştiren, istiklal mücadelesini taçlandıran Cumhuriyet'in ilanının 98. yılında kutlama törenlerinin ilk adresi Anıtkabir'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı önce aslanlı yolu adımladı. Sonra kırmızı-beyaz karanfillerle bezeli, Türk bayrağı motifli çelenk mozoleye bırakıldı. Anıtkabir'deki törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bakanlar da katıldı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle resmi törenler sırasında Anıtkabir'de ziyaretçi sayısı sınırlı tutuldu. Mozolenin ardından devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Avluda bekleyenler devlet erkanını alkışlarla karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını artırmak ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Erdoğan, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız dedi ve ekledi. Tüm insanlığın koronavirüs salgını sebebiyle ciddi krizlerle boğuştuğu bir dönemde Türkiye ihracat, istihdam, üretim ve yatırım alanında elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nden ayrılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kısa bir süre sohbet etti. Anıtkabir'in ardından törenlerin adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Salgın tedbirleri kapsamında tebrik töreninde tokalaşma olmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve eşi İnci Mercan'ın ev sahipliğinde, Büyükelçilik rezidansında verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve Türk katıldı. Program, İstiklal Marşı ve ABD Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Büyükelçi Mercan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bu yana demokratik ve modern milletler arasında büyük dönüşüm yaşadığını vurguladı. I would like to warmly welcome you all to the Turkish Embassy and our residence. Thank you very much for joining us today to celebrate the 98th anniversary of the proclamation of the Republic of Turkey. I will shortly to read you the message of His Excellency Recep Tayyip Erdoğan, President of the Republic of Turkey, issued on this occasion. But before that, let me share with you our thoughts and feelings on this very special day. The Turkish Grand National Assembly, proclaimed on October 29, 1923, the Republic of Turkey. On that very day, the Grand National Assembly also elected Mustafa Kemal Atatürk, the great commander who led the Turkish War of Liberation to victory, first president of the country. It was on October 29 that our years-long struggle for modernization, democracy and freedom culminated in the reinstatement of sovereign will. We are utterly grateful to those who made the utmost human sacrifice that laid the unbreakable foundations of the Republic. Deep-rooted and time-tested relations between our two countries have long proved capable of success. For more than 7 decades now, we have worked together in supporting peace, freedom, and democracy around the globe. We have been bound by the universal values of democracy, human rights, and the rule of law. Turkey and the United States have shown time and again that when they cooperate on transnational issues, they can together accomplish great feats. Distinguished guests, In our bilateral relations, we know that Turkey and the United States do not always agree on every issue at hand. No two countries, no matter how close they may be, can be expected to agree on everything at a given time. However, the international climate necessitates Turkey and the US to stand side by side. As I stated in one of my recent articles, enhancing the Turkish-American relationship will also offer long-term and durable opportunities for the West and for the transatlantic community. Only through ample bilateral cooperation, we can help overcome threats to multilateralism, rules-based international order, and values that the NATO alliance stand for and stem from. Büyükelçi Mercan'ın ardından Maryland Eyalet Sekreteri John C. Woban-Smith de bir konuşma yaparak iki ülke arasındaki ilişkilere değindi ve Maryland Eyalet Valisi Larry Hogan'ın Cumhuriyet'in 98. yılı için hazırladığı tebrik mektubunu sundu. Resepsiyon, Türk müzisyen Çağdaş Soylar'ın piyano resitaliyle devam etti. ABD ile F-35 gerilimi, Suriye'deki son durum, Washington'ın PKK-YPG desteği, iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler. Bu kritik başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesinde masada olacak. Erdoğan ve Biden ilk kez 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO zirvesinde yüz yüze görüştü. İkinci görüşme 30 Ekim'de Roma'daki G20 zirvesinde yapılacaktı. Takvim değişti. İki lider İskoçya'nın Glasgow kentinde BM İklim Değişikliği Konferansı'nda bir araya gelecek. Glasgow zirvesinden önce Ankara-Washington hattındaki diplomasi trafiği de hız kazandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın muhataplarıyla telefonda görüştü. Ankara'da iki ülke savunma bakanlıkları arasında da toplantı yapıldı. Ana gündem F-35 gerilimiydi. Türkiye F-35 programı için yaptığı harcamanın geri ödenmesini istiyor. Bu konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın nokta koyması bekleniyor. Suriye'deki son durumda masada olacak. Krizin çözümü için görüş alışverişinde bulunulacak. Terörle mücadelede öncelikli başlıklardan olacak. Washington yönetiminin terör örgütü PKK-YPG'ye silah desteğinden duyulan rahatsızlık bir kez daha dile getirilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Taliban'ın Afganistan'daki hakimiyeti ve istihbarat tartışmaları sürüyor. Wall Street Journal gazetesi Amerikan istihbarat teşkilatlarının öngörülerinde başarısız olmalarını satırlarına taşıdı. Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Savunma İstihbarat Teşkilatı, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi ve Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Bürosu'nca hazırlanan raporlara işaret etti. 4 farklı istihbarat biriminin kapsamlı raporlar hazırladığını ancak her birinin dağınık ve farklı öngörülerde bulunduğunu yazdı. Raporlarda Amerikan birliklerinin çekilmesinden önce Taliban'ın ülkeyi hızla ele geçireceğinin tahmin edilemediğini belirtti. Gazete, Afgan hükümeti ve ordusunun ne kadar dayanabileceği konusunda da raporlarda farklı değerlendirmelerin olduğuna dikkati çekti. Bu konudaki öngörülerinde tamamen başarısız olduğu ifade edildi. İlgili teşkilatların sözcülerinin ise konuya dair yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi. $87 milyon 17 Haziran 2015'te Amerika Birleşik Devletleri katliama sahne oldu. Güney Carolina'da siyahilere ait 200 yıllık bir kiliseye beyaz ırkçı saldırgan Dylan Roof tarafından düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sağ kalan mağdurlara ödenecek tutar konusunda 6 yıl sonra anlaşma sağlandı. Adalet Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 6 ila 7,5 milyon dolar, saldırıdan sağ çıkanlara ise 5 milyon dolar ödeme yapılacağını açıkladı. Irkçı saldırgan Dylan Roof, 2015'te düzenlediği saldırıların ardından ırkçı bir manifesto yayımlamıştı. Cinayeti işlediği tarihte 21 yaşında olan Roof, federal bir nefret suçundan ölüm cezası alan ilk kişi olmuştu. Kuzey Carolina'da ise çalıştığı hastanede 2018'de işten çıkarılan David Duval adlı yönetici, beyaz olduğu için ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle dava açtı. Şikayet dilekçesinde 5 beyaz Amerikalı yöneticinin daha işine son verilerek yerlerine siyahi erkek veya kadının getirildiğini savundu. Charlotte kentindeki davada mahkeme, Duval'u haklı buldu. Hastanenin $10 milyon tazminat ödemesine hükmetti. I want to say good afternoon everyone. I want to give you an update. ABD'li iki senatör Başkan Joe Biden'a mektup yazdı. Rusya'dan S-400 satın alması nedeniyle Hindistan'a yaptırım uygulanmamasını istedi. Katsa ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası. ABD bu yasa kapsamında Rusya, Kuzey Kore ve İran'la savunma alanında alışverişte bulunan ülkelere yaptırım uyguluyor. ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması sebebiyle yaptırım uygularken benzer bir satın almayı gerçekleştiren bir ülkede Hindistan. Rusya ve Hindistan, 2018'de maliyeti $5 milyar aşan 5 takım S-400 sisteminin satışını içeren anlaşma imzaladı. ABD'li iki senatör, Demokrat Virginia Senatörü Mark Warner ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü John Cornyn, Biden'a mektup yazdı. Hindistan'a Katsa kapsamında uygulanacak yaptırımlardan vazgeçilmesi çağrısı yaptı. Hindistan'a yaptırım uygulanmasının iki ülke arasındaki stratejik ortaklık üzerinde zararlı etkisi olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Senatörler, Başkan Biden'ın yaptırımları uygulamadan feragat etme hakkını kullanması gerektiğini belirtti. In the past. Son zamanlarda adı skandallarla anılan Facebook'tan isim değişikliği hamlesi geldi. Şirketin yeni ismi Meta oldu. Facebook uygulamasının ismi ise şirketin diğer uygulamalarından bazıları olan Instagram ve WhatsApp gibi aynı kalacak. İsim değişikliğini şirketin CEO'su Mark Zuckerberg duyurdu. Yeni ismin gerçeğe çok yakın sanal dünya anlamına gelen Metaverse kelimesinin kısaltması olduğunu söyledi. Metaverse, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklikle kalıcı, paylaşılan bir dünya yaratıyor. Zuckerberg bir süredir Metaverse'ün Facebook'un ve bütün olarak internetin geleceği olduğunu söylüyor. Şirket bu alanda yüklü miktarda yatırımlar yapıyor. Julian Assange set up WikiLeaks in 2000. WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmeyeceği yönündeki karara ilişkin 2 gün süren temyiz duruşmaları Londra'da tamamlandı. Assange'ın avukatları, ABD'nin verdiği güvencelerin yeterli olmadığını savundu. Avukat Edward Fitzgerald, müvekkilinin casusluk suçlamasıyla yargılanamayacak kadar akıl sağlığının bozuk ve ABD'ye iade edilemeyecek kadar hasta olduğunu söyledi. İade edilmesi halinde Assange'ın intihar etme riski bulunduğunu vurguladı. ABD 18 suçtan yargılamak için Assange'ın İngiltere'den iadesini istiyor. Dava öncesi ABD, Assange'ın yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı ve hapis cezasını ülkesi Avustralya'da çekeceği taahhüdünde bulunmuştu. Duruşmalar bitse de kararın açıklanması 2 ila 6 haftayı bulabilir. Sonrasında da tarafların yargıtaya gitme hakları bulunuyor. Duruşma sırasında yaklaşık 100 kişi yüksek mahkeme önünde toplanarak Julian Assange'ı serbest bırakın sloganları attı. Assange, ABD'ye iade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınan Assange, 11 Nisan 2019'da Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılıp gözaltına alınmış, tutuklanarak Belmarsh hapishanesine konulmuştu. Küresel ısınma artık geleceğin sorunu değil, sıcaklık 2050'lerden itibaren en az 2,7 derece yükselebilir. Önümüzdeki 10 yılda aşırı iklim olaylarının yol açtığı felaketler artacak. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yayınladığı son rapor, Glasgow zirvesine katılacak liderlere son uyarı niteliğinde. Ülkeler 2030'a kadar karbon salımını %7,5 azaltma sözü verdi. Ancak uzmanlara göre bu küresel sıcaklık artışını önlemede yetersiz. Fosil yakıt şirketlerine karşı eylem çağrısında bulunan uzmanlara göre küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için sadece 8 yıl kaldı. Karbon emisyonunu düşürmek için kömür kullanımı 5 kat azaltılmalı, yeniden ağaçlandırma ise 3 kat hızlandırılmalı, iklim finansmanı da 13 kat artırılmalı. İklim Düşünce Kuruluşu Transition Zero'da kömürle çalışan elektrik santrallerinin yarı yarıya azaltılması gerektiğini açıkladı. Bu da 2030'a kadar 3000'e yakın elektrik santralinin kapatılması demek. Bir başka araştırmada oksijen kaynağı olarak düşünülen ormanların da yangınlar ve küresel ısınma nedeniyle karbon saldığını ortaya koydu. UNESCO'nun da aralarında olduğu 3 kuruluşun ortak araştırması 2001'den bu yana 10 ormanın emdiklerinden daha fazla karbon ürettiğini gösterdi. Avrupa Birliği ile Polonya arasında bir süredir tartışmalara neden olan hukukun üstünlüğü konusundaki gerginlik sürüyor. AB Komisyonu'nun geçen ay Polonya'ya mali ceza verilmesi talebinin ardından Adalet Divanı bu ülkeye AB yasalarını uygulamaya sokmadığı her gün için 1 milyon avro para cezası kesti. AB'nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamada, AB'nin yasal düzenine ciddi ve tamir edilemez zararların verilmesini engelleme bakımından bu cezanın gerekli olduğu belirtildi. Polonya Anayasa Mahkemesi'nin Ekim ayında ülke hukukunun AB hukukundan üstün olduğuna karar vermesinin ardından AB ile Polonya arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Polonya'nın basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konulardaki uygulamaları da son yıllarda AB içinde eleştiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsle mücadelede gerekli araçların muhtaç ülkelere ulaştırılması için 23 milyar 400 milyon dolar bütçe talebinde bulundu. Örgütün Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus yaptığı açıklamada küresel vaka ve ölüm artışlarının 2 ay sonra ilk defa yükselişe geçtiği uyarısında bulundu. Bunda ülkeler arasındaki eşitsizliğin rol oynadığını vurguladı. Ghebreyesus, düşük gelirli ülkelere kıyasla yüksek gelirli ülkelerde 80 kat daha fazla test ve 30 kat daha fazla aşı yapıldığını bildirdi. Rusya'nın başkenti Moskova'da COVID-19 nedeniyle kısmi kapanma başladı. 7 Kasım'a kadar sürecek uygulamada sadece eczaneler ve marketler açık olacak. Fransa'da ise hastaneler zor durumda. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, 1300 hemşirenin görevinden istifa ettiğini açıkladı. Devlet hastanelerinde hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle yatakların en az %20'si kaldırıldı. İngiltere kırmızı listedeki son 7 ülkeyi de listeden çıkardı. Böylece İngiltere'ye gelen aşılı yabancılar artık karantinada kalmayacak. Bulgaristan'da binlerce lokanta ve konaklama çalışanı hükümetin yeni uygulamasını protesto etti. Sektör çalışanları, lokantalara ve konaklama yerlerine girmek için aşı sertifikasının mecbur hale getirilmesine tepki gösterdi. Uygulama yüzünden müşterilerin %80'inin 2 günde kaybedildiğini duyurdular. Çin'de 3 ila 11 yaş aralığındaki çocukların aşılanması hızlanıyor. Başkent Pekin'de de bu yaş grubundaki çocuklara aşı uygulamasına başlandı. Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çabaları devam ediyor. Geliştirilen aşıların ardından ilk koronavirüs ilacı da onay bekliyor. ABD'li ilaç firması Merck, geliştirdiği ilacın patentini Birleşmiş Milletler'le paylaşmaya hazırlanıyor. Merck, ilacın patenti konusunda BM destekli The Medicines Patent Pool adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla anlaştığını duyurdu. Koronavirüse karşı etkili olduğu açıklanan Molnupiravir adlı ilacın patentinin düşük gelirli ülkelerle de paylaşılması hedefleniyor. Anlaşmaya göre adı geçen kuruluş ilaç üreticilerine alt lisans verebilecek. İlacın tüm Afrika ülkeleri dahil 105 ülkede dar gelirli insanlar için kullanılabileceği belirtiliyor. Şirket yetkilileri 1 Ekim'de yaptıkları açıklamada, deney aşamasındaki ilacın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu. New Jersey merkezli ilaç şirketi Merck, Molnupiravir'in acil kullanım onayı alması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi ile Avrupa İlaç Ajansı'na başvurdu. İlacın incelenme süreci devam ediyor. Kanadalı şirket Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu nedeniyle iflas etti. Şirketin kapanmasında 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Kanada hükümetinin Türkiye'ye silah ambargosu koyması etkili oldu. Ana müşterisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi olan Telemus firması Ağustos ayında kepenk kapattı. Firma, ambargonun olumsuz mali etkileri yüzünden Türkiye'ye ihracat izni konusunda defalarca Kanada hükümetiyle görüşme girişiminde bulundu. Görüşmelerden sonuç alamayan firma faaliyetine devam edemedi. Kanada, Ermeni mevzilerine karşı kullanılan Türk insansız hava araçlarında Kanada teknolojisi kullanıldığını ileri sürerek, Ekim ayında Türkiye'ye yönelik savunma sanayi ihracatına ambargo koymuştu. Konut krizinin yaşandığı İspanya'da ev kiralarının yüksek olması önemli bir sorun. Sadece merkezi hükümet değil, yerel yönetimlerde bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Katalonya özerk yönetimi geçen yıldan bu yana yürürlükte olan konut yasası gereği harekete geçti. Barcelona Belediyesi daha önce 950 avrodan kiraladığı ev için yeni kiracısından 1200 avro isteyen ev sahibine 9000 avro ceza kesti. Söz konusu yasayı ihlal eden ev sahibinin kiracıya parasını iade ettiği, belediyenin cezasına da itirazda bulunduğu belirtildi. Katalonya'daki düzenlemelere göre son 5 yıl içinde düzenlenen bir kira sözleşmesi varsa yenisinin de aynı bedelde olması gerekiyor. Yeni düzenleme ihlal durumunda 9000 ila 90000 avro ceza öngörüyor. Bosna Hersek'te Sırp yöneticiler ayrılıkçı eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, parti üyeleriyle yaptığı toplantıda entitede kanun paketi hazırlayacaklarını söyledi. Dodik, Sırp bölgesinde kendi ordularını kurmayı öngören tasarıyı da kabul ettiklerini açıkladı. Barışı tehdit eden ayrılıkçı söylemler nedeniyle uluslararası toplum tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Balkanlar özel temsilcisi Gabriel Escobar, Bosnalı Sırp siyasetçi Dodik'in eylemlerinin yasa dışı olduğunu açıkladı. Escobar, Bosna'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden durumlar için yaptırım uygulanabileceğini bildirdi. Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Bosna Hersek parlamentosundaki konuşmasında Bosnalı Sırp siyasetçilere devlet kurumlarındaki boykotu sonlandırma çağrısı yaptı. Schmidt, Dayton Anlaşması'na aykırı durumlar için Bosnalı Sırp siyasetçileri bir kez daha uyardı. Iskreno sam se nadao da će to biti pod pozitivnim okolnostima. Tam tahıllı gıdalar, diyabetle mücadelede en etkili silahlardan biri olabilir. Diyabet, dünya üzerinde en sık görülen kronik rahatsızlıklardan biri. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon yetişkin diyabet hastası bulunuyor. Bu sayı toplam yetişkin nüfusun yaklaşık %15'ine denk geliyor. Dünya genelinde ise yaklaşık 400 milyon insanın diyabet hastası olduğu tahmin ediliyor. Tip 2 diyabet hastalığı %80 oranında önlenebilen bir hastalık olarak gösteriliyor. Finlandiya'da yapılan bir araştırmada ise diyabetle mücadeleye dair önemli bir adım atıldı. Araştırmacılar tam tahıllı gıdaların diyabetle mücadelede önemli bir rol üstlendiği sonucuna vardı. Diyabetle mücadelede günde en az bir porsiyon tam tahıllı gıda tüketilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu kadar da değil, araştırmaya göre günlük tüketilen tam tahıllı gıda porsiyonu arttıkça diyabet geliştirme riski de azalıyor. Uzmanlar 3 porsiyon tam tahıllı gıda tüketmenin diyabetle mücadelede daha güçlü etki yaptığını vurgularken 6 porsiyondan fazla tüketilmemesi konusunda uyarıyor. It is an honor to be speaking to Hudson Institutes. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Amerikan askerleri Tayvan ordusunu eğitiyor dedi. İlk ağızdan gelen bu açıklamayla adadaki Amerikan askeri varlığı ilk kez doğrulanmış oldu. Amerikan CNN televizyonuna konuşan Tsai, Amerikan halkı ve Kongresinin desteğine sahip olduklarını belirtti. Çin'in saldırması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin adayı koruyacağına inandığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da geçtiğimiz günlerde benzer ifadeler kullanmış, Çin saldırırsa Tayvan'ı koruyacağız demişti. Tayvan liderinin açıklamasına Pekin yönetiminden tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Bin, Tayvan'la diğer ülkeler arasında her türlü diplomatik ve askeri temasa karşı olduklarını söyledi. Çin'de iç savaşı Çin Komünist Partisi'ne kaybeden Kuomintang hükümeti 1949'da Tayvan'da ayrı bir yönetim kurdu. Pekin ise tek Çin politikasını benimseyerek Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunuyor. China has pressured most of the world to sever. Motosiklete bindi, motorları çalıştırdı ve havada süzülmeye başladı. Japonya'da bir teknoloji şirketinin geliştirdiği uçan motosiklet satışa sunuldu. Bu sıra dışı motosiklete sahip olmak için ödenmesi gereken fiyat 680 bin dolar. Uçan motosiklette 4 motor bulunuyor. Tam dolum tek batarya şarjla 100 kilometre hıza çıkıp 40 dakika uçabiliyor. Japon teknoloji ve elektrik devlerinin desteklediği şirket, 2022 ortasına kadar tek kişinin bineceği uçan motosikletlerden 200 adet üretmeyi hedefliyor. Japonya'daki mevcut yasalar, uçan motosikletlerin işlek yollarda kullanılmasına izin vermiyor. Bu nedenle uçan motosikletlerin bir süre yarış pistinde kullanılması planlanıyor. İngiltere ve Fransa arasında yaşanan balık avı kotalarındaki anlaşmazlıkta tansiyon yükseliyor. Fransa, karasularında lisanssız avlanan bir İngiliz teknesini alıkoydu, bir tekneyi de uyardı. Fransa'nın Avrupa Birliği işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Clémenbon, gemi kontrollerinin başladığını söyledi. Bu konuda hoşgörü göstermeyeceklerini belirten Fransız bakan, kurallara uymayan bir ortakla güven ortamında olamayacaklarını ifade etti. "Şimdi güç dilini konuşmalıyız çünkü korkarım ki İngiliz hükümeti sadece bundan anlıyor," dedi. Gelişmeler üzerine İngiltere'den tepki geldi. İngiltere, yakın bir müttefikten beklenmeyen adım açıklamasını yaptı. Fransa'nın Londra Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Fransa daha önce misilleme önlemlerini devreye sokacağını açıklamış, 2 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu. İngiliz hükümeti de misilleme yapılırsa uygun ve ölçülü bir yanıt verileceğini belirtmişti. AB ve İngiltere arasında bu yılki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanmıştı. Ancak Fransız balıkçıların belirlenen bölgelerde faaliyet göstermesine İngiltere izin vermedi. Bu durum İngiltere ile Fransa arasında gerilime yol açtı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Jüpiter'e gönderilen Juno uzay aracının elde ettiği yeni bulguları kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda Güneş sistemindeki 5. gezegen Jüpiter'in atmosferinin nasıl göründüğünü gösteren 3 boyutlu görüntü ilk kez yayınlandı. Elde edilen bulgulara göre Jüpiter'de büyük kırmızı leke olarak anılan fırtınanın 350 ila 500 kilometre derinliğe sahip olduğu belirtildi. Jüpiter'in 3 boyutlu görüntüsü, evrendeki diğer devasa gezegenlerin atmosferleriyle ilgili de ipuçları taşıması bakımından önem taşıyor.